Herkese yeniden merhaba. Evet çocuklar, yeni bir video ile karşınızdayım. Matematiğin yeni konusu veri toplama ve değerlendirme ile ilgili size sorular hazırladım. Grafikler, tablolar hazırladım. Bunları hep birlikte çözeceğiz ve daha anlaşılır olacağını umuyorum. Evet çocuklar, önümüzdeki grafiğe bakalım. Önümdeki grafik, bakın üstünde de yazıyor, hava durumu nesne grafiği çocuklar. Nesne grafiği ile şekil grafiğinin farkını tekrar hatırlatalım. Nesne grafiğinde çocuklar adı verilen gerçek nesneler olur. Şekil grafiğinde ise şekillerle ifade edilir. Bunu soru çözerken de daha iyi anlayacaksınız. Evet, hemen inceliyorum grafiğimi. Bakın çocuklar, bu altta yazan notlar benim için çok önemli. Hemen buradaki notlara bakmalıyım. Her şekil 6 günü temsil etmektedir. Eğer burayı okumadan grafiğimi incelemeye başlarsam bunları 2 gün diye algılayabilirim. Ama bakın alttaki not bana ne diyor? Her şekil 6 günü temsil etmektedir diyor. Yağmurlu, bulutlu ve karlı günlerim var. Bakın yağmurlu günler böyle yağmurla belirtilmiş nesne grafiğinde. Bulutlu gün bulutla, karlı günde bir kardan adam resmiyle belirtilmiş. Hemen inceleyelim. Her şekil 6 günü temsil ediyorsa yağmurlu gün sayısı kaçtır çocuklar? 6. Bir de burada 6 var. 6, 6 daha kaç oldu? 12 çocuklar. Hemen bunu o zaman şuradaki kağıdıma not edeyim. Yağmurlu gün sayısı 12'dir. Evet çocuklar, yazdım böyle. Geldim bulutlu güne. Bakın tek şekil vermiş. Her şekil 6 günü temsil ettiği için bulutlu gün sayısı kaç tane? 6 tane. Hemen onu da buraya not ediyorum. Bulutlu gün sayısı kaçtı? Evet, 6'ydı. Hemen onu da buraya yazdım. Tekrar bakıyorum tabloma. Karlı gün sayısı için de tek şekil vermiş bana. Her şekilde 6 gün temsil ettiği için karlı gün kaç tane diyorum? 6 tane. Hemen yazalım. Karlı gün sayısı 6'dır. Çocuklar bakın, bu şekilde notlarımı aldım. Nesne grafiğini bu şekilde gördüysek çocuklar, bununla ilgili birkaç tane de soru hazırladım. Hemen onlara da bakalım. Bakın sorularımız da buraya gelsin. Grafiğe göre hangi hava olayının yaşandığı gün sayısı en fazladır demiş çocuklar. Bakın, baktık grafiğe. Hangi hava olayının yaşandığı gün sayısı en fazla? Ne demiştik? Yağmurlu gün kaç taneydi? 12 taneydi. Bulutlu gün 6 taneydi. Karlı günde 6 taneydi. Zaten buradan bakınca da çocuklar hangisi en fazla görünüyor? Hangi gün sayısı, hangi hava olayının yaşandığı gün sayısı en fazla? Yağmurlu, değil mi çocuklar? Hemen buraya yazıyorum o zaman. Yağmurlu gün sayısı en fazladır. Evet, bunu bu şekilde yazdım. Devam ediyorum. Grafiğe göre hangi hava olayının yaşandığı gün sayısı birbirine eşittir? Çocuklar, grafiğime tekrar hemen bakıyorum. Hangi hava olayının yaşandığı gün sayısı birbirine eşit? Evet, yağmurlu ne demiştik? 6, 6, 12. Bulutlu 6, karlı 6 gün demiştik. O zaman hangileri birbirine eşit oluyor çocuklar? Bulutlu gün ve karlı gün sayısı birbirine eşittir. Hemen buraya yazıyorum o zaman. Evet çocuklar, bu nesne grafiğimizle ilgili bir doğru yanlış etkinliği de yapmak istiyorum. Hemen alalım kağıdımızı. Evet, tabloya göre doğru ifadelerin başına D, yanlışsa Y yazalım diyor çocuklar. Hemen bakalım ilk ifademize. Hava 12 gün yağmurludur. Bakalım yağmurlu mu hava 12 gün? Her şekilde 6 günü temsil ediyordu. Yağmurlu gün sayısı 6, 12. O zaman bu ifadem doğru. Ne koyuyorum? D koyuyorum. Gelin diğer ifadeye. Hava 7 gün bulutludur. Bakalım çocuklar, hava kaç gün bulutluydu? 6 gün bulutluydu. Burada 7 gün demiş. Hemen yanlış niyesini yazdım. Bakalım hava 5 gün karlıdır. Bakalım karlı gün sayısı kaç taneydi? 6 gün karlı. Burada 5 demiş. Yanlış yazıyorum hemen. Yağmurlu günlerin sayısı en fazladır.
Evet çocuklar, bakın yağmurlu günler 12 taneydi, diğerleri 6 taneydi. O zaman gerçekten de yağmurlu günlerin sayısı en fazladır. Bu doğru çocuklar. Hemen bu nesne grafiğimizi bir çetele tablosuna dönüştürmek istiyorum. Bakın, çetele tablomda gün sayısını vermiş. Az önceki nesne grafiğine göre çevireceğim bunu. Bana gün sayısını vermiş, hangi hava durumu olduğunu boş bırakmış. Bakın, çizgilerle belirtiyorsa nedir bu? Çetele tablosudur çocuklar. Bakın burada da çizgilerle belirtmiş. 4 tane dikey çizgi, onları kesen bir yatay çizgi 5 diye kabul edilir çocuklar. Hemen bakın buraya not almıştım. Notlarıma bakıyorum. Yağmurlu gün sayısı 12 idi. Bulutlu gün sayısı 6 idi. Karlı gün sayısı 6 idi. Hemen tabloma bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Çocuklar 12 gün süren hava olayı hangisiydi? Evet, yağmurluydu. O zaman buraya hemen ne yerleştiriyorum? Yağmurlu günler 12 taneydi. Çok güzel. Hemen devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gün süren hava olayı hangisiydi çocuklar? Evet, bulutlu ve karlı gün sayısı birbirine eşitti. İkisi de 6 gündü bakın. O zaman böyle yerleştirebilirim. İkisi de birbirine eşitti. Evet çocuklar, bu tablomuzda gördüğünüz üzere çetele tablosudur. Unutmayın, çetele tablosunda her zaman çizgilerle ifade edilir. Çetelenin çeyresinden de aklınıza gelsin. Çetele, çizgi. Evet, ne dedik? 4 tane dikey çizgi, onu kesen bir yatay çizgi 5 diye kabul edilir. 5, 5, 5 gruplar halinde böyle gösterilir çocuklar. Evet, bu da anlaşıldıysa hemen bir şekil grafiği göstermek istiyorum size. Evet, bakalım çocuklar. Bilye sayıları şekil grafiği demiş. Çocuklar, şekil grafiğinde de gerçek nesneler değil de onları temsilen bir şekil belirlenir. Öyle grafik oluşturulur. Yani bu şekil üçgen, kare, daire hepsi olabilir, yıldız olabilir. Yani ben bilye dedim diye oraya bilye koymak zorunda değilim çocuklar. Ben de bu daireleri kendime belirledim. Bakın, siyah, beyaz, kırmızı, mavi bilyelerim varmış. Hemen altındaki notu da okuyorum. Bu benim için çok önemli. Her şekil 4 bilyeyi temsil etmektedir diyor. Bakın, bu çok önemli çocuklar. Her zaman bu alttaki notu çok dikkatle okumalıyız. Evet, hemen yerleştirelim çocuklar. Siyahları ben şu şekilde yerleştirmek istiyorum. Siyah bilyelerim. Daireler bilyeleri temsil ediyor burada çocuklar. Beyaz bilyelerimi şöyle yerleştiriyorum. Ben yerleştirirken eminim siz de zaten kaç tane olduğunu hesaplıyorsunuzdur, değil mi çocuklar? Ama 1, 2, 3, 4 diye saymayacağız burada. Dikkat edin. Ne diye sayacağız? Her şekil 4 bilyeyi temsil ediyor. Ona göre hesaplayacağız çocuklar. Anlaştık mı? Evet. Buralara da mavi bilyeye de şöyle 2 tane yerleştirmek istiyorum. Evet çocuklar, bakın bu da bir şekil grafiğidir. Şekil grafiğinde belirlediğimiz bir şekle göre onları temsilen yerleştiririz. Siyah bilyeye 3 tane şekil yerleştirdim. 3 tane şekil yerleştirdim diye 3 bilye demek değil. Kaç tane olduğunu bulmak için altındaki notu tekrar okuyorum. Her şekil 4 bilyeyi temsil ediyor. O zaman 4, 8, 12 diye okuyacağım. Siyah bilyem kaç taneymiş çocuklar? 12 tane. Bakın, zaten burada da 4, 8, 12 diye 12'ye denk gelmiş. Beyaza bakıyorum. Beyaz kaç tane? 4, 8, 12, 16, 20. Beyaz bilyem kaç taneymiş? 20 tane. Bakın, zaten 20'ye denk geldi burada. Buraya bakalım, kırmızı bilye kaç taneymiş? 4, 8, 12, 16. Mavi bilyem 4, 8. Evet çocuklar, grafiğimiz bu şekilde. Hemen bu grafiği istiyorum ki sizinle çetele tablosuna ve sıklık tablosuna dönüştürelim. Çetele tablosundan az önce de bahsetmiştik. Çetele tablosu neydi çocuklar? Çizgiyle belirtiliyorsa çetele tablosuydu. Bakın, buraya bilye renklerini yazdım. Siyah, beyaz, kırmızı, mavi. Buraya sayılarını, şimdi çetele olduğu için, çizgilerle ifade edeceğiz. Siyah bilyelerim buraya çizeceğim şimdi çizgilerini. Hemen bakalım, siyah bilyem kaç tane çocuklar? 4, 8, 12 taneydi. Şimdi bunu çetele tablosuyla nasıl gösteririm? Hemen şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Bakın siyah bilyelerim 12 taneydi. 12 tane çizgi çektim ve çetele tablosuyla gösterdim çocuklar. Gelelim beyaz bilyelerimize. Beyaz bilyelerimiz kaç taneydi? 4, 8, 12, 16, 20. Hemen çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakın bu şekilde beyazları da çizdim. Gelelim kırmızılara. Kaç taneymiş? 4, 8, 12, 16. Hemen çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Geldik mavilere. Mavilerde 4, 8 tane. Hemen onu da çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın çocuklar, çetele tablomuzu da böylelikle oluşturmuş olduk. Hemen bunu sıklık tablosuna da dönüştürelim. Sıklık tablosunda da çocuklar sayılarını yazarız. Sıklığın S'sinden sayı olduğu aklınıza gelsin. Evet, siyah bilyem kaç taneydi? 12 taneydi. Hemen yazıyorum. Beyaz bilyem kaç taneydi? 20 tane. Onu da yazdım. Kırmızı bilyem kaç taneydi? 16 tane. Ve son olarak mavi bilyem kaç taneydi? Evet çocuklar, 8 tane. Bakın bu da sıklık tablosu. Sayılarını yazıyorsam sıklık. Çizgi şeklinde ifade ediyorsam çocuklar, çetele tablosudur. Evet çocuklar, videomuzun sonuna geldik. Ve sıra sizde, sorum geliyor hazırsanız. Buradaki grafiğe göre toplam bilye sayısı kaçtır? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.